Libya'daki sel felaketinde de can kaybı 6.000'e yükseldi. Peki can kaybının bu denli yüksek olmasının sebebi ne? En çok nereler etkilendi? Ülkedeki son durumu dış haber editörü Eda Tuğrul'la konuşacağız. Eda merhaba, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Her geçen dakika hakikaten çok üzen haberler geliyor bölgeden. Ölü sayısı arttıkça artıyor. Ülkede taş üstünde taş kalmadığını biliyoruz. Hatta bir gazeteci kara deliğe benzetmiş. Hani kimse ulaşamıyor ama kimse de çıkamıyor içinden. Nedir son durum, elindeki güncel bilgiler? Şimdi Daniel fırtınası aslında 10 Eylül pazar günü Libya'yı etkisi altına aldı. Ve aslında bununla birlikte çok büyük bir yıkım. Yani çok kısa bir sürede çok büyük bir yağış aldı ülkenin doğusu. Dolayısıyla da son 40 yılın en üst seviyesine ulaştı yağış miktarı. Ve aslında Libya'nın yakın tarihindeki en büyük, en ölümcül çevre felaketini yaşadığı dolayısıyla söyleniyor. Hı hı. Şimdi haritamızda da var. Aslında en çok etkilenen kentler Derne'yi konuşacağız, evet. Hı hı. Ama Bingazi, Merç, Suse, Beyda, bunlar da sel felaketinden etkilenen yerler. Beyda'da 50 kişinin öldüğünü biliyoruz. Tabi Derne'de bu rakam binlere ulaşıyor. Şimdi en son gelen rakam ölü sayısının artık 6.000'e ulaştığı, ama yetkililer bunun da artacağını öngörüyorlar. Çünkü şu anda haber alınamayan kişi sayısı 10.000'e yakın. Bu da çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla kayıpların daha da artacağı söyleniyor. Tabii bu sel pek çok kişiyi yerinden etti. Şu anda yerinden olanların sayısının 40 binden fazla olduğu söyleniyor. Hı. Ve bu denli yıkımın büyük olmasında en etkili olan faktörlerden biri Derne'deki iki barajın patlamasıydı. Şimdi birazdan onu detaylı bir şekilde anlatacağız. Hı. Tabii Libya hemen bu felaketin ardından uluslararası yardım çağrısı yapmıştı. Ve Türkiye, insani bir dış politika izleyen Türkiye, hemen ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan yardımlar da şu anda Libya'ya ulaşmış durumda. Yani şu an Libya'ya biz, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır yardım eden ülkeler değil mi? Evet, yani yardımları ulaşan ülkeler, işte İtalya, Katar, Fransa mesela Sahra Hastanesi kuracağını söyledi. Cezayir hemen bir hava köprüsü oluşturdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde yardım göndereceğini söyledi. Ama şu an yardımları ulaşan ülkeler Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ulaştırmayı başardık yani. Aynen diğer öyle. Barkolarımıza da bakalım istersen. Hemen bakalım. İlgili. Çünkü bu baraj meselesi gerçekten önemli. Herhalde bakımları mı yapılmıyordu? Yani neden böylesi bir selde bu şekilde bir zarar oluştu? Şimdi Libya deyince akla en çok gelen ilk şey petrol zengini bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Libya 2011'den beri Kaddafi'nin ölümünün ardından ciddi bir siyasi bölünmüşlüğün yaşandığı, çatışmalara tanıklık eden zaten yıllardır bir ülke. Dolayısıyla bu neyi beraberinde getiriyor? Altyapı eksikliğini beraberinde getiriyor. Her şeyden önce yıllardır çatışmalar var. Orada şu anda deneyimli arama kurtarma ekipleri yok. Tabii. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bu felaketin daha da büyük etkiler yaratmasına sebep oldu. Şimdi, hatta BM'nin açıklamasına göre iklim konusunda da hani belli bir politikası olmayan tek ülke zannediyorum. Aynen öyle. Yani o da çok çarpıcı bir açıklama. Şimdi iklim değişikliği de zaten aslında bu yağışın bu kadar etkili olmasında uzmanların söylediğine göre evet faktör olarak etkiliydi. Ama bir yandan da Libya'nın da tabii ki bu iklim değişikliğiyle mücadele için aktif bir planı yok. Bu da tabii ki çok önemli. Şimdi burada biz Derne'yi yakından görüyoruz. Akdeniz'e limanı olan bir kent. Normalde beyaz sahil evleri, palmiye bahçeleriyle ünlü bir kent. Ama şimdi Derne'nin kaderi 2019'da aslında darbeci Hafter güçlerinin işgaliyle birlikte değişti. Ve şimdi Derne'de iki tane baraj var. Bu iki barajın arası 12 kilometre birbirleriyle. Ve hemen Derne'nin orta yerinden geçen de bir vadi var, bir de nehir var. Vadi Derne Nehri. Haritamızda çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi Derne'de ne yaşandı da bu kadar büyük bir şeye tanıklık ettik biz? Yağmur, o yoğun yağış vadinin orta yerine doldu. Ve normalde bu barajlar aslında bu denli yağışlarla mücadele için yapılmıştı. Tabii. Ama bu sefer yağışın miktarı o kadar yüksekti ki bu iki barajda o suyu kaldıramadı ve en sonunda her ikisi de patladı. Şimdi Derne'nin nüfusunun büyük bir kısmı da aslında o vadinin altında. Vadinin altında kaldığı için de dolayısıyla can kaybı da çok fazla oldu. Etkisi de çok fazla oldu. Bir de şu söyleniyor, bu barajların yapımının 2002'den beri yapılmadığına dair de uluslararası bakımsızdı.
yer alan iddialar var. Dolayısıyla şimdi derneğe baktığımızda ne görüyoruz biz? Su yok, elektrik yok, telefona erişim yok, temiz su yok. Dolayısıyla işte o senin de dediğin gibi Libyalı gazeteci yani kara delik benzetmesi yapıyor. Derne bir kara deliğe dönüştü diyor. Ne dış dünyadan erişim sağlanabiliyor ne de derne dış dünyaya ulaşabiliyor. Çünkü ülkedeki kentteki bütün yol ve köprü ağı da tamamen çökmüş durumda. Bu da tabii ki ulaşımı daha da zorlaştırıyor. Şimdi bir de burada karşımıza çıkan bir diğer zorluk da şu. Libya'da dedik ya bir siyasi bölünmüşlük var. Libya'da iki hükümet Eda, var. Eda oraya gelmeden şu yerleşim yerlerini bir konuşalım. Buraya yerleşim yerleri yapılması aslında doğru bir karar değildi. Bir de bu yağışın geleceği de yine 2-3 gün öncesinden belliydi aslında. Evet. Yani bir önlem alınamaz mıydı? Zarar daha aza indirgenemez miydi? Tabii ki. Şimdi uzmanların da söylediği zaten bu. Daniel fırtınasının Libya'yı etkisi altına alınacağı biliniyordu. Ama ülkede bunu sağlayabilecek yeterli bir haberleşme ağı yok, uyarı sistemi yok. Bunlar sağlanmış olsaydı evet belki daha hazırlıklı olabilirlerdi. Bir de tabii şu var, orada dere kenarlarına kurulan evler var. O dere kenarlarına kurulan evlerin hepsi işte zaten su altında kalmış oldu. Yani düzensiz bir işte altyapı yerleşim olduğu için de tabii felaket daha da büyüdü. Evet, şimdi mevcut siyasi duruma gelelim. Yıllardır kaos içinde, bölünmüşlük içinde bir yerden bahsediyoruz. Zaten halk yorgun, halk yıpranmış. Şimdi de böylesi bir felaketle başa çıkmaya çalışıyorlar. İşte dediğimiz gibi ölü sayısı da dakika dakika artıyor. Aynen öyle. Şimdi oradaki bölünmüşlük de dedik ya derne 2019'da Hafter güçleri tarafından işgal edilmişti. Şimdi ülkenin doğusunda bir hükümet var. Bir de batısında uluslararası toplum tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet var. Başbakanlığını Dibeybe'nin üstlendiği. Bir de doğuda aslında Hafter'in desteklediği bir başka hükümetten bahsediyoruz. Şimdi Trablus'taki hükümet buraya yardım gönderiyor uçaklarla, 14 bin ton yardım, doktorlar bunlar ulaştırılıyor. Ama uzmanların söylediği şey şu, bu iki hükümet işbirliğine alışık değil. Evet. Daha önce yaptıkları bir şey değil. Dolayısıyla bu da aslında yardımların ulaşmasını daha da zorlaştıran bir faktör olarak ortaya çıkmış oluyor. Yani orada bir adaletsizlik de oluşur mu yardımların ulaştırılması konusunda? Şöyle söyleyelim, Trablus'taki Dibeybe hükümeti hemen yardımları açıkladı. Tonlarca insani yardım, doktorlar bunlar ulaştırılıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin, böyle bir tablonun ortaya çıkmaması için ellerinden gelen yapılıyor şu anda. Ortaya çıkan tablo bu şekilde. Bir de çünkü dernedeki hastanede de hayatını kaybedenlerin sayısı o kadar fazla ki cesetlerden artık hastanenin de hizmet verebilecek kapasitesinin kalmadığı söyleniyor. Ya da diğer kentlerde selin etkisini gösterdiği görüntüler geliyor haber ajanslarına. Hastanelerin içini su basmış. Evet. Orada birini tedavi etmek zaten imkansız. Şimdi bir de uydu fotoğrafları var. Onlara da bakalım. Onlar da yıkımı. Sana şeyi de sorayım Eda. Trablus Büyükelçisi'nden de açıklamalar geldi değil mi? O da yardımların iletildiğine dair özellikle yoğun çalışmaların sürdüğü söyledi. Onu da aktarmış olalım. Bakalım uydu fotoğraflarına. Şimdi bir tarafta 2 Eylül yani sel felaketinden önceki derneği görüyoruz. Diğer tarafta da 12 Eylül'de işte o oluşan yıkımı görüyoruz. Şimdi burada demin de haritadan anlatmıştık ya ortadan bir vadi ve nehir geçiyor. Şimdi o su yolunun ne kadar genişlediğini görebiliyoruz aslında 12 Eylül'deki fotoğrafta. Ve tabii ki genişlerken o hemen yanı başına kurulan yerleşim yerlerini de yerle bir etmiş oluyor. Felaketin ne kadar büyük olduğunu çok net bir şekilde gözler önüne seren bir uydu fotoğrafı aslında. Çünkü her yerin aslında tamamen sular altında kaldığını ve yıkımın da ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Evet, özellikle o nehir hakikaten ne kadar genişlemiş, sağında solundaki tüm yerleşim yerlerini almış götürmüş. Dolayısıyla son 100 yılın çevre felaketi değil mi bölgede Eda? Libya'nın yakın tarihinin en büyük çevre felaketi olarak niteleniyor. Tabi uzmanların söylediği yani iklim değişikliğinin de elbette ki bunda etkisi olduğu yönünde. Çünkü yağış son 40 yılın en yoğun yağışı düştü. Evet, normalde de Daniel fırtınası etkileyecek de elbette ama belki iklim değişikliği son dönemde o aşırı hava olaylarını görüyoruz ya bu kadar yoğun bir sel olmayacaktı belki de. Eda Turul, çok teşekkür ederim.